Ay vallahi çok sevdim Doğa ha. Yanımdakiler de çok sevdi. Aa ama bak. Şimdi doğruya doğru. O son kızın filmi başkaydı. Kavuşmak mıydı, neydi adı? Evet, Kavuşmak. Ha işte o. Ay böyle yumruk gibi böyle burama oturdu. O kız, kaybolan kız. Sonra annesi. Ha tabii sen hatırlamazsın. Biz o zamanları o olayı televizyonda çok izledik değil mi? Yani o zaman da çok üzülmüştüm. İnşallah bulurlar diye çok dua ettim ama bulamamışlar. Yani içim acıdı. Sonra bir ara baktım böyle hocalar da böyle kas katı kesilmiş. Babanın da bir ara gözleri doldu. Değil mi? Ya insan bir de kız babası olunca etkilenmemek mümkün değil tabii. Kuzum benim. Aklın varsa o kızla iyi arkadaş ol ha. Arkadaş insanın kendi elleriyle seçtiği ailesi gibidir derler. Yani tamam anneni babanı seçemezsin. Ama dostunu seçebilirsin. O kızla çok güzel şeyler yapacağınıza inanıyorum. Annenle benim gibi. Değil mi Gazel? Haklısın Nigar'cığım. Biraz yorgunum. Siz oturun. Ben bir babama bakayım. Tamam. Oh güzelim benim. Eski annesinin yeğeniyle aynı derslere girecek. Arkadaş olacak. Sultan denen o kadınla yakınlaşacak. Buna izin vermem. Ben buradayım. Annesi burada. O kadar kolay değil. Gazel. Gelmesinden korktuğun gün kapında mı Gazel? Ben her şeyi hesapladım. Merak etme. Onlar ağlayıp zırlarken ben mücadele ediyordum. Bunun da üstesinden geleceğim. Alt tarafı kötü bir rastlantı. Alt tarafı bir tesadüf. Emin misin kızım? Ha? Emin misin kızım? Belki de günahlarının hesabını verme zamanın gelmiştir. Gereken neyse onu yapacağım. Kızım için. O kadından kopardığın kız için dedim Gazel. Bu günahlar senin peşini bırakmaz dedim Gazel. İnsanın vicdanında derin yaralar açar dedim Gazel. Ama vicdan gidince işte böyle delilik. Yeter baba! Kendi kızın için ne yaptın ha? Ne yaptın? Ömrünce para kazanıp ahkam kesmekten başka ne işe yaradı? Ben en azından savaşıyorum. Yanımda tutabilmek için mücadele ediyorum. Ama sen ne yaptın? Onu benim elimden almaya çalıştın. Cezanı da çekiyorsun. Kim almaya kalkarsa o da cezasını çekecek. Onun için kapa çeneni. Hayatım. Gazel, ne yapıyorsun?
Ailemi koruyorum. Ne o? İsviçre'ye mi gidiyorsun? Gidiyoruz. Doğayla ikimiz. Anlamadım. Doğayı bir süre buradan uzaklaştırmak zorundayım. En doğrusu bu. En azından bir sene kadar. Gazel, sen ne dediğinin farkında mısın? Bırak şunları, kendine gel, aklını başına topla. Ver şunları. Mecburum. Her şeyi planladım. Gazel. Orada çok güzel bir sinema kursu ayarlıyorum. Hem sevinir hem kafası dağılmış olur. Duyunca mutluluktan havalara uçacak. Ben ne olacağım peki? Ya, şirketlerle birisinin ilgilenmesi gerek. Arada ziyarete gelirsin. Hem toplasan bir sene. Gazel, ilk fırtınada aileyi bölüp parçalamaya kalktın, seninle işimiz var. Kızın öz annesinin karşına çıkması, kötü bir rastlantı, hepsi bu. Kontrolünü kaybetme. Sen zaten bütün bunları göze alarak doğayı o kadından kopardın. Ve bu günah seni burada yakaladıysa, dünyanın öbür ucunda da yakalar. Merak etme. Aklını başına al. Yiğit, babam gibi konuşmaya başladın. Kızımı götürüp öyle saçma sapan ülkelerde okutmana izin vermem. Ailemizi böyle kafana göre bölüp parçalamana asla izin vermem. Ben bu aileyi bir tarafta delirmiş bir kadın, diğer bir tarafta perişan edilmiş bir kızla yaşamak için korumadım. Bu büyük günaha her şeyi mahvetmek için, kaybetmek için ortak olmadım. Aklını başına al, sakin ol ve bir daha da benden habersiz böyle tuhaf kararlar vermeye kalkma. Ok yaydan çıktı Yiğit. Çoktan harekete geçtim bile. Olması gereken olacak. Bir daha böyle bir saçmalık istemiyorum Gazel. Ailemiz hakkında böyle kafana göre kararlar vermeyeceksin. Ailem değil, kızım hakkında karar veriyorum. Hakkım çünkü, evladım o benim. Savaşmaktan bahsediyorsun ama yaptığın ilk hamle kaçmak. Doğan'ın gerçek annesiyle karşılaştığın ilk anda kaçmaya çabaladın. Kendine gel. Yiğit, niye anlamıyorsun? Mesele karşılaşmak değil. O kadının yeğeniyle kızımız aynı sınıfta okuyacak. Ya her gün dip dibe. Sorun ne? Kızımızın bir arkadaşının olması mı? Çocuk balıklarla konuşuyordu en son. O kadına ait herhangi bir şeyin kızıma yanaşmasına izin veremem. Ama o gün gelecek Gazel. O kadınla burun buruna geldiğin gün gelecek. Sonu ne olur bilmiyorum. Ama günahlarınla yüzleştiğin o gün er ya da geç gelecek. Tabii benim de. Ben hazırım. Kızım için dünyayı yakmaya hazırım. O kadın ya da başka biri doğayla arama girmeye kalkarsa cezasını çeker.